Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi değerli arkadaşlar, değerli kardeşler. Neresinden başlayalım bilmiyorum. Ama şuradan başlayayım. Fenerbahçe'de her derde deva Ferdi Kadıoğlu. Şimdi Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu özellikle Dinamo Kiev maçında. Yani Fenerbahçe'nin e, Dinamo Kiev'e karşı üçlü savunma oynadığı dö e, devirlerde, dönemlerde savunmanın sağında görev aldı ya da orta sahanın sağında görev aldı. Ve Ukrayna ekibi fazla çıkmadığı için diyor. Fazla çıkmadı değil, çıkamadığı için bindirmeleriyle hücumda ciddi manada katkı sağladı. Yani rakibin sol bekine karşı üstünlük sağlayınca rakip soldan gelemedi. Haliyle üstünlüğü sağlar sağlamaz da sürekli çıkışlarda bulundu. Yani Ferdi geçen seneden beri yani müthiş bir joker haline dönüştü. Nerede görev verirsen orada oynamaya başlayan bir yıldıza dönüştü. Geçen sezon sol bekte tamamladı. Süratli, teknik bir futbolcu. Bu sezonda teknik direktör Jorge Jesus hani daha önce e, kullanmayı tercih ediyor. Baktığınız zaman genç futbolcu bu sefer sağda görev aldı. E, normalde solda ama solda Alioski daha şey yaptı. Taraftarın da tepkisi var Osayi niye oynamıyor diye. Şimdi taraftara da şöyle bir soru soruyorum. Bu performansta Osayi Ferdi'yi kesebilir mi? hocam yedek kulübesinde çöpleşir Osayi. Hiçbir şey olmaz merak etmeyin bak. Şunu aklınızdan çıkarmayın. Oynamayan oyuncu kim? Osayi. Adınız soyadınız kadar emin olun Jesus Osayi'ye... Ee, Ek çalışma yaptırıyordur. Bu bir. İkincisi zaten bir sırrımız vardı. O sırrı artık açıklayabilirim çünkü bitmek üzere. O sayenin ciddi ağrıları vardı arkadaşlar. Eğer oynamayı sürdürseydi sezonu kapatabilecek derecede sakatlığa sebep olabilecek bir ağrısı vardı ve ee, bizde bir program var. Programa soktuğun zaman futbolcu için diyor ki mesela atıyorum sol ayağında diyor sol ayak işte kaval kemiği taraflarında ödem tespit edildi. Ya da Sol ayak kaslarında güçsüzlük var. Zorlamayın diyor. Hem o makinaların sayesinde hem de kendi hissettikleri sayesinde bilerek kıza çekildi. Merak etmeyin o sayının dönüş olacak ama ne zaman olacak? Hep birlikte göreceğiz. Peki hocam bu sakatlık sonradan nükseder mi? Yok. Zaten nüksetmesin diye bilerek bu yapılıyor. Şimdi Fenerbahçe'de zaten dikkat edin arkadaşlar ilk 11 rekabeti artıyor. 3 kulvarda mücadele ediyor. Geniş bir rotasyon rekabette artmış durumda. Bu arada aklıma gelmişken şunu söyleyeyim: Transfer sezonu bitti. Asıl bundan sonra yorum sezonu başladı. Yani şöyle anlatayım size: Transfer sezonunda ne yapıyordunuz? Videoyu açıyordunuz, dikkatlice izliyordunuz, bir şey olacak mı, edecek mi? diye. Şimdi videoyu açıp sadece sesini dinleyebilirsiniz. Yani arka planda bırakın oynasın. Çünkü artık yoruma dayalı şeyler var. Ve mesela şöyle söyleyeyim: e Artık tamamen soru cevaplamaya yönelik videolar izleyeceksiniz. Mantık olarak da öyle. Hocam o sayı niye yok? Hocam 4 diye dönecek miyiz? Hocam işte Ren maçına ne yapıyoruz gibi kafanızdaki soruları merak etmeyin. Siz sormadan ben tahmin edip cevaplamaya çalışacağım. Şimdi rotasyon diyorduk, rekabet diyorduk, 11 diyorduk. Bakın stoperde Salah, Perez. Bu ikisinin sürekli oynaması gerekiyor gibi bir durum var ortada. Farkında mısınız bilmiyorum. E, baktığın zaman üçüncü, dördüncü isim hani herkesin eleştirisi şu şekilde hocam bir savunmacı daha almalı mıydık diye. Alsak daha mantıklıydı. Ha Serdar Aziz sakatlıktan döndü. Hocam niye oynatmıyor? Ya biz bunu Crespo'da da yaşadık. Sakatlıktan döndükten sonra o eski form grafiğini vermeyebiliyor. Bakın son maçta da Gustavo Henrique. E He, baktığınız zaman ilk maçta hepimiz yadırgadık şey yaptık ama iyi, artan bir çizgisi var. Yani artan ileriye doğru giden bir çizgisi var. Alioski mesela. Yani geldi, gol attı. Şansı golüydü. Mesela başlığı ayında da şansı golüydü. Geldi, gol attı. Tamam. Taraftar kabul etti. Bizim taraftar golle kabul eder. Kabul etti. E Lincoln mesela. Allah aşkına size bir soru sorayım. Lincoln'un kaç gol, kaç asisti var hiç baktınız mı? Bir bakın. Şaşıracaksınız. Ya hocam bu bu kadar oynamadı ki diyeceksiniz. Orta sahaya bakın. E, hani arao Arao'nun yanında zayt oynasın falan filan derken Crespo bir formayı giydi. Al dedi ben eski formumu yakaladım. Sakatlıktan döndüm. Hadi şimdi Zahit salsın o formayı. Anlatabiliyor muyum? Mesela Mert Hakan Yandaş. Ben ne dedim sakatlıktan dün de. Hadi şimdi Mert Hakan Yandaş o formayı giysin de görelim dedim. Ya Türk kuralı bile kurtaramayacak dedim. O derece. İsmail Yüksek patır patır forma giyen futbolcuydu. Özgüveni yüksekti. Şimdi? Şimdi? Hücum attı mesela. Arkadaşlar bakın. Hala bizim gözümüz doymadı. harbi söylüyorum hala gözümüz doymadı. Hani deseler ki bana Musa Dembele'yi aldık ben sevinirim yani. Hala benim gözüm doymadı. Ama baktığınız zaman bak Cao Pedro. Yani ortada Valencia kaç gol ile oynuyor. Joshua King yükselişte. E, bunların akabinde Basuay'ı geldi. E, kanatta İrfan Can Kahveci, Rossi rekabeti var. E, baktığınız zaman Emre Mor biraz ee, şey durumda hani hazır kıta durumda Arda Güler Arda Güler şimdilik forma şansı bile bulamıyor. Ha, Arda ne ilgili bir şey konuşacağım şimdi. Ee, dediğim gibi Fenerbahçe'de kadro derinliği yüksek. Bana lütfen maçların öncesinde şu niye oynuyor, bu niye oynamıyor diye sormayın. Gerek yok ki sormanıza. Ya teknik direktörün kararı bu şekilde bitti. Ben yani vereceğim cevap sabit. Bu arada Jorge Jesus ve Ar Ali Koç'tan Arda Güler zirvesi var arkadaşlar. Ee, Şimdi 17 yaşında bir yıldız oyuncu Arda Güler ve sözleşmesinde bir madde yer aldığı iddia ediliyor. Bu da tabi Salli Hacivert'te kurmayların dikkatini çekmiş durumda. Nedir o madde? Ben önce şunu söyleyeyim. Çok net bir şekilde söyleyeyim. Ben bu maddeyi gözümle görmedim. Açık söyleyeyim. Ben bu maddeyi gözümle görmedim. Gözümle görmediğim madde içinde hangi... E, net konuşamam. O yüzden afaki konuşacağım birçok arkadaşımız bana diyecek ki ya hocam niye hani e, öylesine konuşur gibi konuşuyorsun diyecekler. Şaşırmayın yani. Tamam mı? Bu konuda bir anlaşalım. Arda Güler'in sözleşmesinde eğer toplamda 1500 dakika süre almazsa 5 milyon euroya serbest kalır diye bir madde varmış. Bu iddia 1500 dakika ve üzeri süre alırsa da 17,5 milyon euroya serbest kalır diye bir madde varmış. Şimdi Arda Güler şu ana kadar 145 dakika süre almış durumda not. Ee, bu 145 dakika transfer market'a göre 145 dakika arkadaşlar bilginiz olsun. Yani Fenerbahçe sisteminde hesaplama böyle değildir. Yani 90 artı 12 diyelim. O 12 dakika eklenir. Hocam orada bir futbolcu yerde sakatlık yaşadı. 12'de bitmedi de 17'de bitti. 17 dakika yazılır. Yani böyle böyle baktığınız zaman şu anda Arda Güler'in oynama süresi muhtemelen bir 200 dakika geçmiştir. Bu konuda hem fikiriz. Ama Ali Koç eğer böyle bir şey varsa diyor durumun ciddiyetindedir. Jesus'ta bir görüşme yapmış diyor. Daha fazla süre almalı diye. Ve oyuncunun ucuza gitmesini istemiyoruz diye söylemiş. Jesus da Ali Koç'a Arda'nın iyi oyuncu olduğunu biliyorum. Şu anda takımın sistemine oturması ve ahenginin dağılmaması için Arda'yı direkt 11'de oynatamıyorum. Ancak ilerleyen maçlarda ve kupa maçlarında daha fazla şans vereceğim demiş. Burada ben bir hatayı düzelteyim. Haber muhtemelen ısmarlama yapıldığı için ben bu hatayı düzeltme gereği duydum. Fenerbahçe'nin ilk Türkiye Kupası maçı sanırım yani Aralık'tan sonra diye hatırlıyorum. O da son 16 turu. Son 16'da tek maç eliminasyon diye biliyorum. Son 16'yı kazansan çeyrek final, yarı final, final. 4 maç yani kupa maçı dediği 4 maç diye biliyorum. Öyle ilk maç orada, ikinci maç burada şeyi yok diye biliyorum. 4 maç oynasa bile 360 dakika. Bilmiyorum. Ama şu var. Jesus acele etmiyor. Etmeyecekti zaten. Bakın Slovaçko maçında 90 dakika forma giydi. diğer maçta da sonradan oyuna girdi. Şimdi siz eğer Fenerbahçeli kardeşlerim. Eğer Fenerbahçe'yi çok seviyorsanız, çok düşünüyorsanız dua edin. Fenerbahçe Ren maçını da kazansın. Bak Fenerbahçe Ren maçını da kazansın. İki maçı kazanan Fenerbahçe Larnaka ile iki maçta da Arda Güler'i 90 dakika oynatır. Niye oynatmasın ki? Niye oynatmasın? Mantık olarak niye oynatmasın? Tam Larnaka maçı. Bak e, şunu unutmayın. Ligde kolay maç yok. Her hafta final maçı, her hafta final maçı, her hafta final maçı. Ligdeki kolay maç. Hocam 3-0'a geldikten sonra oynat. Öyle bir dünya yok. 3-0'a geldikten sonra oynatamıyorsun oyuncuyu. 3-0'dan sonra bakın hakemlerin tepkisi değişik, hakemlerin niyeti değişik. Rakiplerin tepkisi, rakiplerin niyeti değişik. Ulan Fenerbahçe'yi bir tepe taklak yapsak da bayır aşağı gitseler derdindeler. Bunlarca önceki senelerde dolu dizgin giden Fenerbahçe bir hakem rezaletinden sonra dolu dizgin aşağı gitmek durumunda kaldı. Ama şimdi Fenerbahçe sağlam tutunmak istiyor. İlla ki arada süre alacaktır. İlla ki o sayı süre alacaktır. Ama zamanı gelince. Avrupa maçı demişken Ukrayna'dan Luchescu'ya son derece ağır tepkiler gelmiş arkadaşlar. Küçük düşürüldü diye. Şimdi Ukrayna Birliği takımının eski teknik direktörü Miron Mačević'i Luchescu'ya sert eleştirilerde bulunmuş. Biliyorsunuz Fenerbahçe'nin 2-1 e, yendiği müsabaka sonrasında Luchescu hala bahane üretiyor. İşte ne bileyim Mobese kameralarında toz vardı diyor. Büyükşehir Belediyesi çalışmıyor diyor. Neydi Mansur Yavaş... İstanbul'u e, satıyor diyor. Bir şeyler diyor. Hani Kendi kendine kafadan bir şeyler uyduruyor. Ne bileyim e, Rogar kapaklarının kapaklar niye kapak diyor. Hala bir bahane buluyor. Bu arada Dinamo Kiev'li bir oyuncu Taksim civarında yerde yatarken bulunmuş. E, sağlık ekibine müdahale etmiş. Ve en yakın kliniğe götürmüşler. Şimdi Luchescu'nun bu tavrı tepki görmeye başlamış. Ülker standındaki maç sonrasında işte Fenerbahçe sert oynadı. Bir oyuncu hastanelik oldu. kricim dizinden sıkıntılandı falan demiş. Sanki zannedersen onlar gül dağıtıyordu. Bu futbol değildi. De Avrupa düzenindeki takımlar böyle oynamıyor falan. Inga 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 diye ağlamış. Marçeviç demiş ki Dinamo Kiev'in son 3 resmi maçında kaybettiğine dikkat çekmiş. Dinamo Kiev düşüşte olan bir takım. Yazık. Bu kadar kötü olmamalılar. Orada neler oluyor bilmiyorum ama bence değişiklik öncelikle yönetim düzeyinde olmalı. Kiev, Ukrayna'nın ulusal gururudur. Yakın zamanda kurulan bir takım olan Fenerbahçe tarafından küçük düşürüldüler. Oyuncuların ne düşündüğünü bilmiyorum. Belki de bir transfer yapmayı düşünüyorlar. Luchescu'ya bakıyorum. 77 yaşındasın. Ne yapmak istiyorsun ulan? Ulanı ben ekledim. Kulübede kendinden mi kurtulmak istiyorsun? Bu oyunla veteran bir takımı bile yene, yenebilirler mi bilmiyorum demiş. Haşrette de Blackbird demiş. Yani ne demişler? kes ağlamayı Nazım Sangare iyi çalar bağlamayı demişler. O yüzden kes ağlamayı artık. Bu arada ikinci maç daha da zevkli olacak. Biz tadını aldık çünkü. Tadını alan durur mu? Ne demişler? Alışmış kudurmuştan beterdir diye. Siz bakın bakalım ikinci maça. Fenerbahçe kudurmuştan nasıl beter top oynuyor? Bir de bir şey söyleyeceğim. Siz farkında değilsiniz. Fenerbahçe taraftar aslında Fenerbahçe'ye negatif enerji de verdi negatif etki yaptılar. Skor 1-1'e geldi işte oyuncu değişikliğinde Rossi falan yuhalandı etti. Tarafta arasında yanıldı. 2. Başçuay falan filan tam gününde değildi. Pedro %100 hazır değildi. Fenerbahçe sürprizlerle çıkmak zorunda kaldı. Ben ikinci maçı da iple çekiyorum. Şimdi Fenerbahçe'den transfer dönemi bitirdik. Eğrisiyle doğrusuyla dilim döndüğünce elimden geldiğince sizlere duyumlar aktarmaya çalıştım. Aa, Hatalarımız oldu mu? Kesinlikle oldu. Kesinlikle oldu. Ama ee, Ama arkadaşlar ben elimden geldiğince hiç kimsenin gönlünü kırmamaya çalıştım. Elimden geldiğince herkese doğru duyumları aktarmaya çalıştım. Abonelere de üyelere de. Bakın şunu söyleyeyim. Biz burada sürpriz hediyeler dağıtıyoruz. Bizim her yayınımızda her an her şey olabilir. <laughs> Kusura bakmayın. Her yayınımıza her her şey olabilir. Üyelikle dağıtabiliriz. Abonelikle dağıt. Abonelik zaten dağıtamıyorsun. Abonelik ücretsiz. Formada dağıtabiliriz. Çiçekte dağıtabiliriz. Mesela gol var logolu, Kadıköy sokak logolu, bardakta da dağıtabiliriz. Yani bizde sınır yok. Siz yeter ki videoları izleyin. Sizler arkadaşlar bakın bu işin Türkçesi şu. İnsanlar sizi dolandırıyorlar, kandırıyorlar ama siz de çok müsaitsiniz. Ben burada açık açık konuştuğum için sanki ben dolandırıyorum gibi oluyor. Arkadaşlar sizin izlediğiniz her reklamda bu kanal para kazanıyor. Kazandığımız paralarda size geri dönüş sağlamaya çalışıyoruz. Ha hocam üyelik mayalık paralarını ne yapıyorsun? Arkadaşlar merak ediyorsanız üyelere özel proje oynatma listesi var. Açın onu izleyin. Hocam onu üyeler izleyebiliyor. Yok siz de izleyebiliyorsunuz. Açın izleyin bakalım. Kazanılan paralarla neler yapılmış. Artık hani bir şeyler de konuşmanın vakti geliyor. Çünkü... Ee, ...bilmeniz lazım. Durum böyle. Ben paylaşmışım orada... ...forma kazanmak ister misiniz falan filan... ...abone olun yeter. Arkadaşım biri yazmış... ...abone olacağıma gidip işte aboneliğe para vereceğime gidip... ...Feneri forma alırım demiş. Ulan bu kadar şeytan olmayın. Abonelik ücretsiz. Herhangi bir para vermiyorsunuz. Abone ol diyorsunuz, tıklıyorsunuz. Bitti bu. üyelen abonelik arasında... ...şu fark var. 10 TL. 10 TL için... ...bu kadar hani alçak görünüp de insanlardan tepki almanıza ne gerek var? Bir. ikincisi feneri orada gidip alın. 629 TL bir forma. Çıkar çıkmaz iki tane forma aldım arkadaşlar. Kanalımızda videosu var. Çıkıp da bana Dangoç'un biri diyor ki geçen gün sen diyor niye eski formalarla video çekiyorsun diyor. Forman yoksa alıp göndereyim. O gerizekalıya söyleyin. Ben çıkar çıkmaz ilk gün iki tane forma almış adamım. Eğer altında çocuk bezi eksikse ben göndereyim bebek gibi ağladığından dolayı. Kaç numara bebek bezi kullanıyorsa ben göndereyim. Yani bunları bilin arkadaşlar. Haftada 3 tane şifre veriyoruz. Şifreleri de diyorum ki şu Google formunu doldurun şifreleri yazın. Şifreleri doğru bilen arkadaşları tespit ediyoruz. Muhtemelen pazartesi günü ya da salı günü o arkadaşlara çekilişte vereceğiz. Benim kafamdaki proje şu. Bir tane abonelere verelim. iki tane üyelere verelim. Ne olacak? Haftada 3 tane forma dağıtalım. Ayda 12 tane forma. Arkadaşlar bu size tuhaf geliyor değil mi? Niye? Twitter'da şunları retweetle, şunları takip al, 3 kişiye forma. Aa bana çıkmamış demeyi çok seviyorsunuz çünkü. Neyse. Bu kanal farklı bir kanal. Bu kanal dürüst bir kanal. Bilginiz olsun. Ha hocam şu duyumu bilemedin. E, bilemeyeceğim arkadaşlar. Bilemeyeceğim duyumda olacak. Tövbe haşa ben şey değilim ki yani. Mesela size ilginç bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe'yi reddeden bir futbolcu var transfer sezonunun sonunda. Hem de çok ilginç bir futbolcu biliyor musunuz? Bakın okuyorum abi. Türkiye'de ve Avrupa'da transfer dönemi sona ererken Fenerbahçe'nin transferin son saatlerinde sürpriz bir hamle ile Eden Hazard için nabız yokladığı iddia edildi. Kanalımıza bir bakar mısınız? Eden Hazard kapak fotoğraflı videoya. Ve altındaki yorumlara bakar mısınız? Neler söylenmiş bana karşı? Yani İspanyol basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, Türkiye'de transferin bitmesine az bir süre kala Real Madrid'de forma giyen Hazard için teklifte bulunuyor. Haberde Fenerbahçe'nin Hazard için 3 milyon euro civarında bir bonservis bedelini gözden çıkardığı. Bakın 3 milyon euro. Aklınıza geldi mi bir yerden 3 milyon euro? Hani sizde bir çağrışım uyandırdı mı? 3 milyon euro. Hocam 3 milyon euroya Hazard'ı vermezler. Zaten e, vermeyeceklerini bildiğimiz için bu teklifte bulunduk ya. 3 milyon euro bir teklifte bulundu Fenerbahçe. Hatta tüm belgeleri hazırladı. Real Madrid kulübü ne yaptı biliyor musunuz? Sürpriz bir şey söyleyeceğim. Şok olacaksınız. Real Madrid kabul etti. 3 milyon euroyu Real Madrid kabul etti. Ama e, futbolcu gelmek istemedi. Daha önce Fenerbahçe'den teklif almıştı. Ama malum süreçten dolayı başka takıma gitmişti. Hatta bir gün Fenerbahçe'de oynamak istiyorum demiştim e, Ancelotti'nin güvenli kazanıyor forma savaşında bulunmak istediğini söylüyor. Hani hiç olmasa devre arasına kadar durmak istiyorum vesaire diyor. 2019 bu arada 3 milyon euroyu kabul etti demeyeyim. Çok özür dilerim orada yanlış anlaşılma olmasın. Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti bir şekilde. Hani futbolcuyla görüşün konuşuruz gibisinde. Belki 3 değil de 13 isteyecekti. Hani 3'ünü şimdi verin 5'ini sonra verin 8'ini sonra verin şöyle böyle diyecekti. Belli olmaz o iş. Ama Real Madrid cephesi olumluydu. Hazart cephesi olmadı. 2019'da Madrid'e transfer oldu 31 yaşındaki futbolcu. 69 ismi maçta formasını giyip 7 gol 8 asist. Baktığınız zaman Eden Hazart'a zıt bir profil. Ama Fenerbahçe'de küllerinden doğabilirdi. Ben şunu söylüyorum. Asıl duyumlar transfer sezonundan sonra gerçekleşir. Ben size diyorum Eden Hazart'ı bir köşeye yazın. Mutlaka ve mutlaka bir köşeye yazın. Zamanı geldiği zaman Çıkaracağız. Bir Eden Hazart'ı bir köşeye yazın. İki Musa Dembele'yi. Bu ikisi de başka takımlara gidene kadar mutlaka defterinizde yazılı olsun. Tamam. Haberiniz olsun. Arkadaşlar aşağıdan abone olup e, şurayı 26300 yapabilirsiniz. Abone olup videoları beğenip videoları izleyip canlı yayınlarda üyelik hediyesi kazanabilirsiniz. Üyelik kazanmak için de e, YouTube diyor ki. Dur diyor sen karışma. Şunlar şunlar kanalın has takipçileri. Bunlar video izliyorlar. Beğeni atıyorlar. Hatta reklamlara bile tıklıyorlar. Reklamları bile izliyorlar diyor. Youtube seçiyor üyelik hediye edilecek kişileri. Ama forma hediye edilecek kişilere biz rastgele seçiyoruz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir de küçük bir sürpriz yapayım. Salı günkü videoda birinci şifre. Salı günkü videolarda birinci şifre. Perşembe günkü videolarda ya da yayında ikinci şifre. Cumartesi günü başlayan, e, pazar günü bitmiş olan yayında da 3. şifremiz yer alıyor. Çabucak bu 3 şifreyi gidin, bulun, not edin. Lazım olacak. Görüşmek üzere.